insan böyle bir özelliği olan bir varlıktır. O kelimeyi kullanıyorum. Yani bazı insanların böyle bir özelliği, bir kabiliyeti, isterseniz bir boşluğu vardır diyelim. Bu boşluğun dolması lazım. Bu boşluğu kendi kültür dünyana göre dolduramazsan, hadi onu söyleyeyim, demin de geçti bu konu. Şimdi dünyada birçok mistik yollar var. Türkiye'de de var. Yani meditasyon dediğimiz bir takım yerler var, ekoller var. Bazen konferanslarda veriyorlar, ediyorlar. Bunlara kim ilgi duyuyor? O yaratılışta olanlar ilgi duyuyor yani. O, çünkü tatmin etmesi lazım kendisini. Dolayısıyla ona İslam tasavvufunun sunduğu bir yolu sunamazsanız, kapalıdır bu yol derseniz, Hint mistisizmine gidecek gayet tabii. Yapacağı başka bir şey yok. Bunu Nirvana'dan, Kabala'dan ne farklı kılıyor? Gayet tabii dinin temel ilkeleri farklı kılıyor yani. Demin söylediğim gibi dinin, İslam tasavvufunun iki kırmızı çizgisi var. O kadar. Onlar farklı kılıyor. O insanoğlunda ortak olan o mistik muhtevada tabii ki ortak bir özelliğimiz bu. Ama buna din bir sınır çiziyor. O sınırın içinde hududullah deniyor ya Kur'an'da. Allah'ın sınırları var. O sınırlar belirleyici oluyor. O sınırlar içinde bir gelişim. Ama bugün Hint mistisizmini biraz böyle derinlemesine inceleyin. Biraz da bizim tasavvufi eğitimi derinlemesine inceleyin. Birçok benzerlikler bulacaksınız. Niye? İnsanız da onda. Bu benzerlikleri inkar etmeye gerek yok. Bazıları şöyle diyor, efendim bu tasavvufu Hint mistisizminden aldık. Yok, gayet tabii Hint mistisizmini de üreten 9 ay 10 günlük bir varlık, o da Ademoğlu. Yani Ademoğlu olarak biz birbirimize benzeriz. Benzerlikler tuhaf bir şey değildir. Bazen biz onlardan alırız, bazen onlar bizden alır. Yani bu miri maldır. Bu insanlığın kültürü miri maldır. Dolayısıyla ondan da alırız, ondan da alırız. Ve bundan kendi helvamızı üretiriz yani. Meseleyi tekelleştirmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Yani doğruyu insanlar, çünkü ne diyoruz biz? Biz diyoruz ki Hazreti Adem ilk insandır. Ve ilk peygamberdir. Biz öyle inanıyoruz. İlk insandı, ilk peygamberdir. Dolayısıyla oradan itibaren gelen bu ana yol zaten Allah'ın dini yani. Ha, zaman zaman sulandırmışız. Başka yerlere geçmiş, gitmiş, akmış. Tamam. Bu tahrif yani, dinin tahrifi. Ama Adem'le başlayan bu ana cadde Ademoğlu caddesidir. Dolayısıyla her yol aslında tahrif olmuş olsa bile bir iz taşır. Elimizdeki İncil tahrif olmuştur bizim inancımıza göre. Doğru. Peki gerçek İncil'den hiç mi yok orada? Var tabii, olmaz mı? Dolayısıyla Adem oğlu olarak bizim ortak kabiliyetlerimiz vardır. Ortak düşüncelerimiz vardır. Dolayısıyla bu filanca görüş falancaya benziyor. Bunu reddedelim. Bu çok çocuksu bir şeydir. Ona da bakarız, buna da bakarız. Efendimiz ne buyurmuş? Çin'de de olsa arayın, bulun. Tam, budur, tam burada